Zihninizi şans için nasıl programlayabilirsiniz? Aklımı şans için nasıl programladığım konusunda size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu yıllar önceydi. Sanırım 30 yıl kadar önceydi. Batımızda sahiller harika bir yaz geçiriyordu. Partnerim ve benim hemen hemen her gün haftada en az 5 gün denize açıldığımız bir yelkenli yatımız vardı. İnanılmazdı, öyle bir yaz mevsimiydi ki, evet, her zaman harika havaların olduğu bir yaz. Ve denize her gittiğimizde "bizdeki de şans işte" derdik. Bilirsiniz, güzel hava ve "bizdeki de şans işte". Şaka gibi bir şey oldu. Hayat bu. Ama ondan sonra ne oldu? Bu cümleyi daha da kullanmaya başladım. Ne zaman iyi bir şey olsa kendime şöyle söyledim: "Bendeki de şans işte". Ve tabii ki bunu söylemeyi sevdim. Çünkü çoğu insanın bu ifadeyi kullanmasının tam tersi oldu. Çoğu insan hangi durumlarda bu cümleyi kullanır? Olumsuz bir şey olduğunda, kötü bir şey olduğunda "bendeki şans da bu kadar" derler. Bunu neden yapıyorsun? Neden zihninizi böyle programlayasınız ki? Bu benim için bir alışkanlık haline gelmişti. Bana öyle geliyordu. Yaramazlıktı. Çünkü onu herkes gibi kullanmadığımı biliyordum. Ama bana iyi bir şey olduğunda bunu tekrarlamaya devam ettim. "Bendeki de şans işte. Bendeki de şans işte." Ve sonra harika bir şey olmaya başladı. İnanılmaz derecede şanslıydım. Daha önce hiç şansım olmadığı için değildi ama biraz kötü şanstı. Bir keresinde Leonard Cohen konserine bir bilet almak istediğimi hatırlıyorum. Şehrimize geldiğini duydum ve onu görmek istedim ama biletler satıldıktan bir hafta sonraydı. Biletler satışa çıktı ama satın alabilmeyi denemek işkenceydi ve sonra bilet gişesini aradım. Gişe görevlisi sadece gülmeye başladı. "Hahaha, tüm biletler bir saat içinde tükendi" dedi. Onunla bazı şeyler hakkında konuşmaya başladım ve sonra bana şöyle söyledi: "Bekle, şimdi 3. sırada 2 tane bilet belirdi. Alacak mısınız?" "Elbette alacağım" dedim. "Çok şanslısın" dedi. Ve şöyle söyledim: "Biliyorum." Telefonu kapattım ve kendi kendime şöyle dedim: "Bendeki de şans işte." Bir hokey maçına gittiğimizi hatırlıyorum. Piyangonun 50-50 oynandığı yerde 20 bin kişi vardı. %50'si hayır kurumuna gitti, kalanın %50'si ise bileti kazanan tarafa. Birkaç piyango bileti aldım. Kız kardeşim ve erkek kardeşimle maçtaydım. Ve burada kazanan numaraları söylüyorlardı. Biletime bakıyorum ve kız kardeşime "görünüşe göre kazandım" diyorum. "Hayır John, kazanmadın." "Kazandığım gibi görünüyor." Elbette 10 bin dolardan fazla para kazanmıştım. Ve kendime ne söyledim? "Bendeki de şans işte." Ne oldu? Bu basit yolla inanılmaz derecede şanslı olmak için zihnimi yeniden programladım. Bu prensibi öğretmeyi ve bu hikayeyi anlatmayı çok seviyorum. Çünkü bunu söylediğimde ne olacağını biliyorum. Bunu hesaba katacaksın ve sana her iyilik olduğunda kendine söyleyeceksin. "Bendeki de şans işte" diyeceksin. Sana her iyi bir şey olduğunda bunu söyleyeceksin ve inanılmaz derecede şanslı olacaksın. Thank you.